Bizon TV'den herkese merhabalar. Sigorta toplantımızda bugün HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu'nu konuk ediyoruz. Kendisinden önemli bilgiler alacağımızı düşünüyorum. Herkese iyi seyirler. Ceyhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Soner kardeşim. Öncelikle sana ve Bizon ailesine teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğin için. Ayrıca da Bizon TV'ye tabii ki yayın hayatında başarılar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli zamanınız var çünkü yoğunluğun zirvesini yaşıyorsunuz. Geçtiğimiz 1,5 sene içerisinde herhalde sigorta sektöründe bu kadar hareketli bir zaman geçiren sigorta şirketi olmadığını düşünüyorum. Çünkü ilk önce bir Liberty sigorta satışını gerçekleştirdiniz, bünyenize dahil ettiniz. Arkasından genel müdürlük binanızı değiştirdiniz, çok daha büyük bir binaya geçtiniz. Derken bizim sektöre bomba etkisi gibi düşen acenteler tarafında olsun, sigorta sektöründe olsun, tüm herkeste merakla beklenen bir ergo satışı gerçekleşti. HD'yi alıyor, aldı, alacak derken sonunda final oldu. En önemlisi benim merak ettiğim aslında kısım, birçok şey konuşuldu ama yabancı sermaye Türkiye'den çıktı çıkıyor derken HD sigortanın bu yatırımlardaki asıl sebepleri nelerdir, beklentisi nelerdir çok merak ediyorum. Evet. Bir sonra kardeşim tabii doğru bir yerden başlıyoruz senin sayende konuya. Tabii çok dedikodular oluyor sektörde işte ülke ekonomisi, Türkiye ekonomisi, sigorta sektörü, gelenler, gidenler, kalanlar. Tabii bu esasında çok özel bir şey değil. Bence bu normal bir yaşanması gereken bir süreç bu. Her sektörde olduğu gibi sigorta sektöründe de doğal olanı yaşıyoruz. Ama sigorta sektöründe biraz özelliği, yıllardır bu işleri hep söylüyoruz biz, konsolidasyon gelecek diye. Tabii bu artık gerçekleşmeye başladı. Bu açıdan bir fark var. Esasında şöyle baktığınız zaman bugün bizim satın aldığımız şirketlere ve bizim de tarihimize esasında yıllar 2006'yı gösteriyor. 2006 yılını hatırlarsan tam 13 sene önce bu bir sürü saydığımız kalan giden bütün şirketlerin Türkiye sigorta sektörüne teveccüh ettiği bir dönem. O dönem hatırla işte Liberty, Groupama, Ergo, HD'yi birçok yabancı yatırımcı o sene itibariyle Türkiye'ye ilgi duymaya başladı ve satın almalar yaptı. Hepsi bu bir seneye sığdı esasında. Biz de o sene geldik. Bugün olan olmayan bir sürü şirket de o sene geldi. Ama bugün gelip baktığınızda hikayenin sonunda 13 sene sonra birileri gidiyor, birileri kalmaya devam ediyor. Esasında tam da bu söylediğinin karşılığı açıklaması. Ha birileri neden gidiyor veya hakikaten gidiyor mu? Tabii ki fiiliyatta gidiyor ama birileri giderken o şirketleri de birilerine bırakıyor esasında. Yani Türkiye açısından oyuncu sayısı azalırmış gibi gözüküyor ama diğer taraftan da fokus olmuş. Burada kalmaya niyetli ve bu pazara inanan yatırımcılar da kalmaya devam ediyor. Tam da bizim Tanax grubunun HD'nin sermayelerini yaptığı gibi. Şimdi hikayeye baktığınızda niye gidiyorlar veya niye kalıyorlar? Tabii kalma sebebi çok net esasında. Bizim de kalma sebebimiz şu. Ben hep her ortamda söylüyorum ama bundan da keyif alıyorum. Hep tekrar ediyorum ama insanların da hoşuna giden bir şey. Önce tabii İngilizcesini söyleyeceğim sonra Türkçesini. Şimdi bizim dış yatırımcılara her ne ortamda yatırımcılara cazip kılınacak iki tane laf var. Yabancı yatırımcıyı cezbeden. Young population, low penetration. Yani genç nüfus ve penetrasyon çok düşük olduğu için müthiş bir potansiyel var. Özellikle sigortacılıkta. Şimdi bu iki laf, kelime çok sihirli laflar. Şimdi insanlar bunun için geliyorlar esasında. Bunun için geliyorlar. Niye gelsinler? Sonuçta tabii ki bu kara kaş kara göz meselesi ayrı. Türkiye'yi severler, Türkleri severler, Türk mutfağını severler, Türk yemeğini severler, ortamı severler ama tabii bu değil. Sonuçta bu insanlar, bu gruplar büyük ticaretler yapıyorlar. Dünya çapında şirketler bunlar. Bizim gruplarımız gibi, gidenler gibi. Hepsi esasında dünya çapında. Yok aslında birbirinden farkı böyle baktığınızda ama birileri buradaki lokal performans veya hikayeleri istedikleri gitmiyor. Veya ülkeler bazında baktıkları zaman performansla diğer ülkelere benzer bir yapıda gitmediği zaman hikayeyi değiştiriyorlar. Esasında budur. Yoksa Ergo'da, Liberty'de bir sürü böyle grupta gelen o dönemde grupların hepsi büyük gruplar. Bizim gruplarımız da büyük gruplar. Yok aslında birbirlerinden farkı dünya arenasında. Ama dediğim gibi Türkiye'de başka ülkelerdeki lokal performanslar geleceğinizin hikayenizi belirliyor. Ha bizim tarafta çok şükür bize kalacak olan, kalmaya niyet eden ve bu lokal performansı başarıya çeviren ve bugün de çok şükür artık organik büyümenin dışında inorganik olarak da satın almalarla büyüyen bir şirket haline geldik. Esas cevabı bu esas. Aslında burada hakikaten konsolidasyon dediğimiz konsolide olamama. Acente
tarafında da var bu. Çünkü çoklu şirketlerle çalışmak zorunda kalıyorlar. Evet. Şimdi düşünelim ki Liberty ve Ergo ajantesi olan bir ajente grubu aslında tek çatı altında toplanmış oldu. Doğru, doğru. Bir sadeleştirme diyelim. Evet. Esasında konsolidasyon bazen antipatik geliyor insanlara ama bence çok iyi bir şey. Konsolide olmak kötü bir şey değil. Çünkü konsolide olmak ne demek? Tabii konsolide olmaya ihtiyaç varsa konsolide olmak lazım. Şimdi birileri burada performansını yeteri kadar gösteremiyorsa başka birilerine bunu emanet etmek kadar kolay bir şey esasında bu. Yani esasında yapı düzeliyor. Evet. Şimdi ben sigortacı olarak sigorta sektörü açısından baktığımda konsolide olabildiğimiz kadar olmak lazım. Çünkü neden? Bir disiplin var, bir disiplin geliyor, bir değişim var esasında. Hani belli şeyleri yapamıyorsunuz ama günün sonunda yapanlara bu işi bırakıyorsunuz. Böyle baktığınız zaman piyasa kendi kendine konsolide olarak disipline oluyor. Daha iyi yönetilmeye başlıyor. Etkinlik ve verimlilik artıyor böyle baktığınızda. Bu yüzden de kötü bir şey değil. Bundan da korkmamak lazım. Dünyanın her tarafında olan bir şey bu. Hani o onu almış, bunu almış. Bunlara da böyle kötü olarak bakmamak gerekiyor. Bunlar hep iyi şeyler çıkarmak lazım. Bizim tarafımızdan biz zaten keyifliyiz, mutluyuz, gururluyuz. Çünkü şirketimizi çok şükür öyle bir yerlere getirdik de artık satın alan taraf haline geldik. Evet. Belki 7-8 sene önce biz bu hikayeyi tersten yaşayabilirdik. Ve buna benzer hikayeleri de atlattık esasında. O günlere baktığımda benim şirketimin performansı da sorgulanıyordu. Patronlar, sermayeler sorguluyordu. Bir karar vermek gerekiyordu. Tabii şöyle bir avantajımız bizim var. Bizim grubumuz Türkiye'ye hedef pazar olarak bakıyor. Dünyada Talanx grubunun 5 tane hedef pazarı var. Bunlardan biri Türkiye olduğu için de ayrıca mutluyuz tabii. Bunlar nedir? Latin Amerika'da Brezilya, Meksika, Şili, Güneydoğu Avrupa'da da Polonya ve Türkiye. Evet. Tabii 5 hedef pazardan biri olunca patronlarımızın beklentisine sermayelerin hedef pazarlarda büyük olmak lazım. 5 pazarda büyük olacaksın. Ve bunlardan bir tanesi de Türkiye'de büyümeye hala iştahı olan ve büyüme ölçeğini yakalayamayan o günlerde HDI sigortaydı. Fırsatlar çıkınca da inorganik olarak büyümek istediğimiz zaman da o fırsatları değerlendirdik. Tam da yaptığımız bu esasında. Bu pozitif iklimi, trendi sürdürdüğümüz için sermayedarımız teveccüh gösterdi. Hedef olan bir pazarda doğrudan yatırıma aç olduğunu, iştahlı olduğunu gösterdi. Esasında fırsatlar da çıkınca biz de bunları değerlendik. Tam da Liberty ve Ergo süreci böyledir. Şimdi tabii 2020'de bambaşka bir HDI olacak. İnşallah tabii. Pazar payını büyütmüş, ajanti sayısını büyütmüş. 2020 hedeflerindeki beklentisi nedir HDI sigortanın? Şimdi esasında bizim hani yıl bazında tabii ki dahili koyduğumuz hedeflerimiz, örgütlerimize koyduğumuz hedeflerimiz ama işin özünde hedef esasında biz hedefe çok yaklaştık. Zaten inorganik büyüme de biraz onun şeyi. Şimdi sigortacılıkta birçok sektörde olduğu gibi ölçek ekonomisini yakalayamazsanız sıkıntı yaşarsınız. Esasında hedef pazarında cevabı bu. Ölçek ekonomisini yakalamak için de organik veya inorganik büyümeniz lazım. Biz bundan 2 sene önce baktığınızda, 2 satın almadan önce %2,5-3 civarında pazar payı olan bir şirkettik. Önce ufak bir egzersiz yaptık. Ya ufak derken Liberty Sigorta'nın Türkiye'deki operasyonun hacmi ufak olduğu için söylüyorum bunu. Yoksa Liberty dünya devi. Ama bu egzersiz olarak yani acaba patronun düşündüğü bence şuydu. Lokal ekibimizin, yerel ekibimizin bir satın alma operasyonunu nedenle becerebileceğini merak ediyordu bence. Önce bu yüzden daha ufak hacimli bir şirketle denedik bunu. Ha, çok şükür bunu becerdik. Evet. Şimdi tabii bunu becerince ne oldu? Patronların hevesi daha da arttı. Dedi ki ya bizim lokal yönetimimiz çok şükür bu işleri de becerebiliyormuş. Çünkü bunlar kolay işler değil. Nereden bakarsanız bakın altyapısı, insan kaynağı, sistemler, kültürler yani bunlar hakikaten zor işler. Bir araya gelmek ve bunların fit etmesi. Dolayısıyla bu önemliydi. İlk egzersizi çok şükür becerdiğimiz için bu sefer patron dedi ki ya hadi bakalım bunu becerdiniz arkadaşlar bir ikincisine bakalım mı? Bu olaylar böyle gelişti esasında. Dışarıdan biraz belli oluyordu aslında. Şimdi Liberty bünyeye girince siz binayı değiştirdiniz. Bina çok büyüktü. Yani biz geliyorduk ziyarete. Bu bir işaretti diyorsun. Evet işaretti. Yani diyorduk yani tamam Liberty personel sayısını biliyoruz ama günün sonunda şey belli. Ya ek bir bina da var çünkü sizin binanın dışında ek bir bina da var. Bir yere yerleştiremedik. O yüzden bir soru işareti kalmıştı. Demek ki hakikaten en azından Soner'cim hani hissettiğin tam hissettiğin gibi değil ama öyle olmuş. Gönüller öyle istediği için. Tabii biz bunu binaya taşınırken bunu planlamamıştık açık söyleyeyim. Çünkü çok kısa sürede oldu bu işler. Biz Ataşehir'deki bir önceki binamıza sığamıyorduk zaten. Evet. Biraz da lojistik olarak da daha tercih edilir bir yerde olmayı tercih ediyorduk. Arayışlara girmiştik ama inan ararken daha bu projeler yoktu. 2 sene önce biz arayışa başladık. 6 ay bir arama dönemi. Hani orası oldu, burası oldu. Çok gönlümüze göre yerler de vardı ama en son kısmet bu binamızda. Hatta şöyle bir anımız var. Arkadaşlarımızla içeride konuşurken yardımcılarımızla şu konu gündeme geldi.
O gün kiralarken, kiralamak üzereyken bir kere daha düşündük. Çünkü bina bize büyüktü. Dediğin yere geleceğim. 9 katlı bir bina. Biz o gün HDI kadrosu ve o proje olmadığı dönemi söyleyelim, yarısını ancak dolduruyorduk. Yani biz çok samimiyetle söyleyelim ki biz ona giderken o binaya biz bunu düşündük. Hatta şunu tartıştık aramızda. Ben tabii müstakil binaya çok inanan bir adamım. Sigortacılık, biraz da sigortacılığını çok sevmem ben. Sigorta şirketi bir güven müessesesidir. Dolayısıyla güveneceğiz müessesenin müstakil bir binada, sadece kendinin olduğu binada olması bence güveni perçinleyen bir şeydir. Böyle bir hayalim vardı. Ya üzüldük de hatta. Ya arkadaşlar 9 kat var, 4 katını dolduracağız. Bu bizim için doğru seçim mi diye de aramızda tartıştık. Ama gönlümüze göre oldu. Dedik ki hadi girelim, bir yatırım yapalım. Olmazsa bu binanın yarısını da dışarıya kiralarız diye düşündük esasında. Yani orada tam dediğine geleceğim. Ondan sonra o kadar hızlı gelişti ki olaylar, fırsatlar, fırsatları değerlendirmek, Liberty süreci gönlümüze göre olmuş. Ha o da yetmedi. Bu sefer Liberty sağ olsun Liberty geldi arkadaşlar. Biraz daha bol, konforluyduk. Çok da keyifliydik. Hayda bir de arkadan Ergo projesi çıktı. Şimdi o zaman dedik ki hatta peki bunu becerirsek nasıl sığacağız? Çok şükür onu da becerdik. Dizaynımız, arkadaşlarımızın teveccühü, biraz eski konforumuz kalmadı. Daha çoklu masalara falan geçtik ama bugün çok şükür binamızı tam tamına doldurduk. Ek bina dahil öyle söyleyebilirim. Şimdi tabii personel sayısı da çoğaldı ama acente sayısı da çoğaldı. Doğrudur. Yani yönetilen acente sayısı da çoğaldı bununla beraber. Şu an aşağı yukarı acenteler tarafında adet olarak söyleyeyim onları da. Şimdi evet haklısın ki bizim de en hassas olduğumuz konulardan biridir. Çünkü büyümek, biz bir değerler şirketiyiz. Hep arkadaşlarımla onu söylüyorum. Değerler şirketiyiz. Değerlerimizi kaybetmeden ne yapıyorsak yapmamız lazım. Şimdi büyümek bir yerden kolay, bir yerden çok zor. Ama büyürken değerlerinizi kaybetmemeniz lazım. Özellikle bizim gibi şirketler için. Bizim değerlerimiz ne? Ulaşılabilir olmak, sıcak olmak, samimi olmak, çözüm odaklı olmak, müşteri odaklı olmak, nasıl söyleyeyim, çevik olmak, hızlı olmak, bunlar çok önemli şeyler. Ve biz bugüne kadar geldiysek de farkımızı burada yaratarak geldik esasında. Bu gücümüzü, bu kabiliyetimizi kaybetmememiz lazım. Değerler şirketi pozisyonumuzu korumamız lazım. Büyürken değerlerimizi kaybedersek o zaman şişeriz biz. O yüzden de büyürken değerlerimizi kaybetmemek adına hamleler yapacağız. Bu da en büyük tarafı dediğin gibi hizmet. Şimdi ben verdiğim hizmeti, mutlu ettiğim hizmet seviyemi düşürürsem yanlış yapmış olurum. Bu yüzden de çok dikkatli olmamız lazım. Korkmuyoruz ama tedbirliyiz. Büyürken biz bu değerleri kaybetmeyeceğiz, hizmet kalitemizi düşürmeyeceğiz. Gelelim acente sayınıza. Biz şimdi yola çıktığımızda HDI'nin ilk satın almalardan önceki hali 1500 civarında acentemiz vardı. Liberty süreciyle bu acente sayımız 2000'e çıktı. Şimdi Ergo ile çok şükür 3000'lere dayandık. Şimdi 3000 tane acentemizi eski değerlerimizle mutlu etmek için biraz daha dikkatli ve diri kalmamız lazım. Ha bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Ürkmüyoruz, korkmuyoruz çünkü biz samimi bir şirketiz. Problem de olacaktır. Kolay değil bu işler bunları yönetmek ama problemleri çözmek anlamında niyetimiz ortada olduğu için bizi kanallarımızda, iş ortaklarımızda anlayışla karşılayacaktır. Sonuçta biz bir aile gibiyiz. Hep de pompaladığımız, her tarafta gösterdiğimiz yapı bu. Biz bir aile şirketi gibiyiz. İş ortaklarımız, personelimiz, çalışanımız, sermayedarımız hakikaten şeffaf, sıcak bir samimi ortam var. Bu çerçevede 3000 acentemize hizmet vermek için kaliteyi, hizmet seviyesini düşürmeden aynı dikkatli yolumuza devam edeceğiz. Ha kolay mı? Çok değil. Çünkü bizi tanımayan dostlarımız da geldi. 1000'e yakın Ergo'dan bizle çalışmayan dostumuz geldi. Onlara da bütün dostlarımıza davrandığımız gibi sıcak davranacağız, samimi davranacağız. Ama önce tabii işimizi aynı şekilde iyi yapmaya devam edeceğiz. Kolay değil ama önemli gündem maddelerinden bir tanesi. İnşallah bu konuda da başarılı olacağız diye düşünüyorum. Bu arada 3000 acente de sektörün %20'si. Aslında kabaca 16.000 tane acentemiz olduğunu, profesyonel acentenin faaliyet gösterdiğini düşünsek neredeyse 5 acenteden biri artık HDI acentesi. Günün sonunda baktığınız zaman satın almalardan sonra acente sayısı çoğalıyor, personel sayısı çoğalıyor ama pazardaki payınız da sıralama da değişmiş olacak. Doğru. 7. sırada zannediyorum olması gerekiyor. Doğru. Ama sizin hedeflediğiniz ilk 5 diye bir söylediğiniz tekrar toparlayayım istersen. Biz HDI olarak 2 sene önce 13. sıradaydık. Evet. Liberty satın almasıyla 11. sıraya geldik. Evet. Ergo satın alması sonrası 7. sıraya çok şükür geldik. Yine hatırlattığın üzere Tanax grubunun hedef pazarlarda ilk 5'te olma hedefine çok yaklaştık. Zaten baktığınız zaman şu anda hani 5.5'tan 6.yiz diyelim. 7. sıradayız ama belli branşları kenara aldığınızda esasında daha yukarılardayız. Yani sigortacılıkta daha çok sigortacılık yapabildiğimiz alanlara
girdiğimiz zaman biz daha üst sıralardayız esasında. Şimdi bilgileri alıyoruz biz içerideki arkadaşlardan. AS400 kullanılıyor sistem olarak. Şu an web tabanlı sisteminiz de var. Kasko ve trafik gayet güzel kullanılıyor. Ama diğer ürünlerin de taşınması söz konusu. Bana göre HD'yi epey bir dinamik kazandıracak sistemle beraber. Bunun geçişi tam olarak ne zaman bitecek? Şimdi esasında geçişi yaşadık biz ama tabii hikayeyi biraz geniş anlatmam lazım. Biz 23 senedir aşağı yukarı AS400'de yaşayan bir şirketiz. Evet. Tabii baktığınız zaman AS400 bugünün teknolojisiyle artık çok uzak bir sistem. Ama diğer taraftan da AS400'e çok müteşekkiriz. Çünkü 23 yıldır bizi taşıyor. Hani şirketi buralarda getirmesinde faydası var. Ama tabii teknolojiden uzak bir sistemin ne kadar daha gideceğini sorduğunuz zaman çok uzun süreli olamaz. Bu yüzden de biz geçen sene ciddi bir karar aldık. Ciddi bir yatırım kararı aldık. AS400'ümüzü bir sene içinde terk edeceğiz. Hazırlıklarını yapıyoruz. Projenin tam ortasındayız. Kabaca bir sene sonra da artık yeni yurt dışı patentli, uluslararası hakikaten çok kaliteli, parametrik, esnek bir yapıya geçme niyetimiz var. Bir sene içinde canlı inşallah geçeceğiz. Ama bu arada tabii dediğiniz gibi boş durmadığımız için satın almalar da yürüyor araya. Şimdi 3 şirket, en aşağı 3 tane sistem var. Bir tane de hedefimiz var. 4 tane şirketle şu anda arkadaşlarım uğraşıyorlar. Şimdi böyle baktığınız zaman hem heyecanlı hem zor ama keyifli de bir süreç. Şimdi nedir bu? Liberty sürecinden gelen bir SFS dönemi var. Ergo ile gelen başka bir program var. Bizim AS400'ümüz var. Bir de bir hayal ettiğimiz bir sene sonraki başka bir sistem var. Dolayısıyla bunlar tabii çok kolay işler değil. Bunları birlikte yönetsin. Ama yeni birleşmeler sonrasında acentelerimizin tarafından baktığınızda AS400 ekranını tabii ki mecburen dostlarımıza öneriyoruz. Ama bu tarafta da AS400'e mecbur etmemek için de senin de bildiğin üzere bir sürü orada flexible esnek yapılar kurduk. İşte web portal dediğimiz, hızlı portal dediğimiz, neredeyse ürünlerimizin AS400'deki ürünlerimizin %90'ını taşıdığımız bir web portalımız var şu anda zaten. Dolayısıyla bu yeni kanallarımıza, dostlarımıza da onu tavsiye ediyoruz. Ha, birkaç tane halledemediğimiz kanalda AS400'e mecbur kalıyorlar. Orada da biz yardımcı oluyoruz. Yani mecburen bir sene de olsa AS400 kenarından da olsa sevdirmek ve kullandırmak zorundayız. Ama gene gerçek hayata gelelim. Ürünlerin %90'ı zaten web tarafında var. Yani yeni dostlarımız da çok ürkerlerse birkaç ürün dışında her işini o platformda zaten çok keyifli bir şekilde şu anda çözebiliyorlar. Zaten eski sigortacı abilerimiz AS400'e toz kondurmuyor. Evet, onlar da onu çok seviyor. Öyle bir geleneksel yapı var ama şeyde artık kimlikler de gençleşiyor. Doğru. Teknolojiyle beraber onlara daha farklı gelebiliyor AS400. Evet. Aslında sistem belki seneler önce de AS400 ilk kullanıldığında o zamanki en iyisiydi. Birçok belki de direnç de göstermiş olabilirler AS400'e o zaman ama herkesin sigorta sektörünün kullandığı bir sistem haline geldi. Ama günümüz dinamiklerinde bence epey bir HDI sigorta yeni sistem bayağı güç kazandıracağını İnşallah. Düşünüyorum. Yani ben hatta sermayedarımızda da toplantılarımızda hep şunu söylüyorum. Hani çok şükür son özellikle 7 senedir şirketin dönüşümüne baktığınız zaman hem rakamsal hem psikolojik hem reputasyon tarafında baktığınız zaman marka bindiği tarafı birçok şeyi çok şükür hep beraber güzel yerlere getirdik. Orada tek ana eksiğimiz esasında bizim bu altyapı platformdu. Yani hep de ben o konuda sabırlıydım bir yönetici olarak. Hep şunu söylüyorum. Arkadaşlar altyapının böyle bir az desteğine rağmen çok şükür şirketleri buraya getirdik. Bir de bunu da hallettiğimiz zaman önümüzün çok açık olduğunu hep arkadaşlara söylüyorum. O yüzden de bizim hakikaten ileriye bakıyoruz daha da iyi. Evet. Tabii ki bu inorganik büyüme arada işin keyifli tarafı da oldu. Bunu da hallediyoruz çok şükür. Onu da tamamlayacağız ama üstüne bir sene sonra hayırlısıyla bir altyapı dönüşümü de gerçekleştirdiğimiz zaman önümüzün inşallah çok açık olacağını ben hissediyorum açıkçası. Ben de inanıyorum. Biraz HD'nin dışına, sektörün içine girersek eğer aslında gündemimizde en önemli konulardan bir tanesi. Uzun zamandan beri de planlanan bir şey, istenilen bir şeydi. Sigorta, denetleme ve düzenleme kurulu kuruldu. Sektörümüze sizce sizin tarafınızda nasıl yenilikler getirecek? İleriye mi götürecek? Tabii ki bunun bir süreci olacaktır. Ama kısa vadede sektöre en büyük faydası ne olacak? Şimdi tabii yıllardır beklediğimiz bir şey olduğu için tabii olumlu tarafından bakmak lazım ki ben bir yönetici olarak da ben olumlu görüyorum bu SDK'yı. Çünkü yıllardır dile getiriyorduk. Büyüklerimiz istiyordu, bürokrasi istiyordu, hazinemiz istiyordu, sektör istiyordu, paydaşlar istiyordu. Aslında. Biz hepimiz istediğimiz bir şeye kavuştuğumuz için mutluyuz esasında. Sadece görmediğimiz performans. Yani tabii ki orada umudumuz bizim. İnşallah oraya uzman, sektörü bilen, sektörün içinden
dostlarımız, büyüklerimiz, arkadaşlarımız atanırsa işimiz tabii daha da kolay olacak. İşin ehillerine teslim edildiği müddetçe ki öyle olacağını umut ediyorum ben. Sektörün birçok sorunu hızlı bir şekilde çözeceğiz. Tabii akşamdan sabaha bir şeyler değişmeyecek. Bunda da esasında sabırlı olmak lazım. Yıllardır sonuçta bu sektörün bir yönetilme biçimi var. Bir çatı organizasyon vardı. Bir müsteşarlık altında sigortacı genel müdürlüğü ve sigorta denetleme kurulu olarak iki ayrı çatı altındaydı. Müsteşarlık nezdinde bu toplanıyordu. Hani benim orada en çok fayda göreceğimizi düşündüğüm ve bürokrasimizin de desteklediği bugüne kadar konsolide birleşmiş bir güç olacak esasında. Evet. Yani bir tarafın uyguladığını, bir tarafın yorumladığını başka türlü yorumluyorlardı. Uygulama farklılıkları olabiliyordu falan filan. Bu ortadan kalkacak. Sonuçta nihayetinde 5 tane işin ehli dostumuzun, büyüğümüzün, arkadaşımızın atandığı bir ortamda 5 tane arkadaşımızın çok böyle nasıl söyleyeyim hızlı, etkin ve doğru kararlar alacağını umut ederek söylüyorum bunu. Çok işleyişi hızlandıracak bence. Doğru kararlar hızlı gelecek diye son düşünüyorum. Son mercim olacak. Peki. Tabii kararlar orada çıkacak. Kurul vasıtasıyla çıkacak. Kurulun bir başkanı olacak. İkinci başkanı olacak. 3 tane üyesi olacak. Böyle baktığınız zaman bu beşli yapıda diyorum ya tek orada temenni edip inşallah bizleri iyi tanıyan, mevzuatı bilen, sigortacı kültürünü bilen, Türkiye'nin geçmişteki kurumsal hafızasını bilen bu anlamda dostlarımız, büyüklerimiz oraya geldiği müddetçe ben bu işin çok iyi olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi hani bir sürü maddemiz var. Yıllardan beri gelen sorunlarımız var. İşte paydaşlar tarafında, acente tarafında, eksperler tarafında, sigorta şirketleri tarafında, mali bünye tarafında, mevzuat tarafında, genel şartlar tarafında, kanun tarafında. Birçok maddemiz var esasında. Bunlara sadece bir kurul, ehil bir kurul vasıtasıyla dokunulduğu zaman ben süratle doğru hızlı kararların çıkacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hızlanacağız. En büyük şey aslında evet. Altını çizmemiz hız gelecek. Çevik bir yapı gelecek evet. Bence. Ben olumlu bakıyorum bu yüzden. Tabii ki kolay değil. Çok bekleyen, yıllardır bekleyen sorunlarımız var. Bir günde çözülecek işler değil bunlar. Sabırlı olacağız ama bizim bugüne kadar eleştirdiğimiz belki konu çok doğru bir iletişim platformu belki etkin kuramadık bunu. Yani ben hep her ortamda söylüyorum. Bürokrasimiz bizi çok şükür dinliyordu ama şimdi acentelerimiz farklı problemleri için ayrı gidiyordu. Şirketler ayrı gidiyordu. Eksperlerimiz ayrı gidiyordu. Bütün paydaşlar ayrı ayrı gittiği için de bir konsolide bir etkin çalışma ortamı olmuyordu. Yıllardır söylüyoruz biz bunu. Bir araya geleceğiz. Tartışacağız. O tartışmanın sonucunda mutabakat dahilinde bir yol haritası çıkacak ve hepimiz de bunun altına imza atacağız. Yani uzlaşma yoluyla yaptığınız zaman ki şimdi kurul etkinliğiyle de müdahale edildiği zaman ben inşallah bu geçmişte birikmiş sorunların bir şekilde mutabık kalınarak sulh yoluyla mutabık kalınmış bir şekilde yol haritasıyla biz inşallah çok daha etkin ve hızlı kararlar SDDK kalayını alacağımızı ümit ediyorum. Benim beklentim o yönde. Umarım hakikaten öyle olur. Çünkü birçok konu gidip geliyordu. Trafik sigortası konusu vesairesi, düzenlemesi bir şekilde yılan hikayesine dönüyordu. Bu kurulla beraber bence artık herkesin bu sorunlar... mutlu olacağı, mutabık evet. Kalacağı, herkesin eşit derecede canının acıyacağı diyelim. Çünkü sonuçta canımız acıyor. Sigortacılar olarak diyoruz ki yıllardır zar ediyoruz. Acente dostlarımız diyor ki komisyonlarımız düşüyor. İşte eksperlerimiz diyor ki ücret tarifimiz düşüyor. Ya, hakikaten birçok sorun var. Birçok şey de yapıldı bu arada. Haksızlık etmemek lazım. Son dönemde SDDK öncesi de bir sürü şey yapıldı. Ama sanki daha konsolide yapı, tek elden, hep birliğiyle, fikir birliğiyle çok daha iyi yöneteceğimizi hep beraber düşünüyorum. Ben. Bence de en önemli kısım da sigortacıların içinde yer alması en önemli kısım. Koşturmanın arkasında Ekim ayında Kıbrıs zirvesi yaptınız, acenteler toplantısı yaptınız. Benim gördüğüm en kapsamlı bir programdı bu. Çünkü iki gruba ayırdınız. Evet, çünkü evet. Konuk sayısı o kadar fazlaydı ki hakikaten orada bir hafta kamp kuran ekipten arkadaşlar olduğunu biliyorum. İyi geçtiğini düşünüyorum. Çünkü gördüğüm insanların morali ve motivasyonu yüksekti. Ama en çok benim dikkat ettiğim orada bir cümle kullandınız ki acentelerde altına imza attığını düşünüyorum o şekilde. Hiçbir acente ve portföyü taşınacak çanta gibi değildir. %100. Bu çok önemli. Benim hayat hikayemde de önemlidir bu ama tabii o özele girmeden öncelikle toplantıdan çok kısa bahsedeyim. İkiye böldük. Bu çok istediğimiz bir şey değildi. Çünkü biz bir aileyiz. Biz hep beraber olmaktan keyif alıyoruz. Yani benim o acenten veya diğer gruptaki acenten benim için hiçbir farkı yok esasında. Fakat tabii otel kapasiteleri ve sezon itibariyle çok şükür Türkiye'de turizm ve Kıbrıs'ta bu sene de iyi gittiği için açıkçası böyle bir sıkıntımız vardı. Zamana planlamasını tam yapamadık. İki otele ayrılmak zorunda kaldık. İki gruba ayrılmak zorunda kaldık. Hatta buradan bir teşekkür de personelime. Personelimin neredeyse tamamını
sonra yan otelde yatırmak zorunda kaldık. Hiç yapmadığımız bir şeydir bu. Çünkü biz hep bir arada olmaya alışkınız. O yüzden rakam yüzünden, bu rakam da niye bu sene arttı? Tam da işte bu birleşmeler, satın almalar yüzünden. Ergo'daki dostlarımın da katılmasıyla biz 600'e yakın acentemizi ağırladık. Belki Türkiye'de de bir rekor olabilir bunu. Yani çok iddialı olmayayım ama hani bu rakamlar ciddi rakamlar. En azından bizim açımızdan rekor. Öyle diyelim. Sektör içinde öyle olabilir. 600 tane dostumuzu, iş ortağımızı kucakladık. Bu yüzden de ikiye bölmek zorunda kaldık. Ama inanın o kadar dikkat ettik ki birebir tıpatıp aynı organizasyonu yaptık ki yanlış anlaşılmaktan korktuğumuz için çok hassasız bu konularda. 600 tane dostumuzla biz minimum ikişer gece, ikişer gibi beraber zaman geçirdik. Burada şöyle bir parantez açayım. Biz hakikaten bu toplantılarda keyif alıyoruz. Ve senede bir bu iki günü biz özlüyoruz. Özleyerek bekliyoruz açıkçası. Çünkü aile gibiyiz biz. Acentelerimizle, dostlarımızla beraber. Çok keyifli geçti bence. Çok etkili geçti. Çok da iyi konsept de uygundu. Sağ olsun Esel arkadaşımız da bize destek verdi. Yardımcı oldu. Çok da renklendirdi. Bizi de keyiflendirdi. Biz de keyifli bir sohbet yaptık. Evet, mesaja gelince zaten bizim ana konsantrasyonumuz bu. Yani merkezimiz de acente. Dağıtım kanalı. Bu sadece kara kaşkara sevgi meselesi değil. Türkiye'nin sonuçta %65-70'i Türkiye bir acente pazar. Türkiye'nin sonuçta sigorta üretiminin %70'i oradan geliyor. Yani dolayısıyla benim ana kanalım zaten o. Türkiye'nin de ana kanalı bu. Ha biz ayrıca ana kanalımızı da seviyoruz. Yani biz belki dediğim gibi duygusal bir şirketiz, aile şirketi gibiyiz, samimiyet var, sıcaklık var. Çok da keyif alıyoruz. Sonuçta çantasını alıp da sokakta satan sizlersiniz. Acentelerimiz. Yani buna kıymet vermek lazım. Bunu göz ardı etmemek lazım. Ben tabii sahadan da gelen bir adamım. Yıllar boyu hem işin teknik tarafında, işin satış tarafında da bulunduğum için poliçe satmanın kıymetini ve zorluğunu bilen adamlardan. Dolayısıyla bunu göz ardı etmemek lazım. İşe öyle başlayalım. İkincisi bu, evet, çanta meselesi. Çok hissederek, inanarak söylediğim bir laf. Yıllarca da bunu böyle söylemişimdir. Her yerde de çok rahat söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Birilerini kızdırsam da söylemeye devam edeceğim. Ama acente, evet, taşınacak çanta değildir. Acente ve portföyü bu kadar değersizleştirilemez. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz esasında acentelerimiz olarak. Poliçenin kıymetini bilen yöneticiler zaten bu sloganın arkasında duracaktır. Ben 29 yıldır bu sektördeyim ve bunun arkasında sonuna kadar durmaya da devam edeceğim. Şimdi bizler yöneticileriz. Ben bugün buradayım, yarın başka bir yerdeyim. Tabi buradan yanlış bir mesaj çıkmasın. Buradayım, ben çok sevdiğim bir şirketin yöneticisiyim. İnşallah uzun yıllarda da kalacağım kısmet olursa. Ama acentelik öyle bir şey değil. Yani çok daha iyi bilirsin bu işleri. Şimdi portföy, acente portföyü, acentenin portföyü. Benim değildir. Ben bunu da çok açıkta her yerde söyleyen bir yöneticiyim. Müşteri acentemin müşterisidir. Müşteri aracımın müşterisidir. Benim müşterim değildir. Dolayısıyla buna böyle baktığınız zaman zaten bu mottonun arkasında durmak lazım. Şimdi ben yarın yokum. Ne benim dostum, Soner kardeşim, arkadaşım acente olarak güvenmiş şirketime, bana, ekibime güvenmiş gelmiş. Şimdi ben yarın yokum. Ne yapacak Soner? Öyle bir kurumsallaşmamız lazım ki Soner Ali Veli Ceyhan'la alakalı değil. O sistem, o kurgu, o kurum, geri kalan ekip, kimse, bu neyse, o sisteme güvenerek ona devam etmesi lazım. Biz şimdi bir sürü şirkette çalışan bir adamım ben. Kısmen bugün olmayan, hatta performans olmayan şirketlerde de çalıştım. Ben de zor günler gördüm. Zor ortamlar yaşadım. Ama beni o gün kırmayan bir sürü dostum vardı. Benim o zor şirketlere acentelik daveti yaptığımda kırmayan o kadar güzel büyük dostum var ki bugün hala benimle çalışıyorlar. O gün belki ya, yani olmaması gereken yerde benim yüzümden oldular. Şimdi böyle baktığınız zaman Soner benim için oraya gelmiş. Riskli bir yere gelmiş de olabilir. Sermaye açısından söylüyorum. Ama ben ertesi gün gittiğimde Soner baş başa kalıyor orada. Neden? En azından o gün kestiğiniz poliçeyle minimum 12 ay muhatapsınız. Yanlış mı söylüyorum? Evet. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman bu çanta taşınacak çanta değil. Yani acentemiz bize değer verip destek vermek için, belki o gün yanımızda olmak için o şirketimize de geldi. Ama benim bir sorumluluğum var size karşı. O gün beni kırmayıp gelen dostlarıma benim de sahip çıkmam lazım. Dolayısıyla o portföy, ben gittikten sonra da geri kalan ekibimin, şirketimin aynı hassasiyette o hizmeti yüce el verdiğince yerine getirmesi lazım. Şimdi böyle baktığınızda diyorum ya, biz keyfe gider gidebiliriz. Canım sıkılır gidebilirim. Ama Soner'in böyle bir şansı yok. Soner sonuçta o kurumla beraber çalışmaya devam etmek durumunda kalabilir. İster veya istemez ayrı konu. O yüzden de ben özellikle acente portföyümüzün taşınacak bir böyle çanta kıvamında olmadığını düşünüyorum. Uzun soluklu ilişkiler, karşılıklı güvene dayalı ilişkiler, bunlar tabii çok önemli şeyler. O yüzden de acentemizin portföyü bence çok değerli bu anlamda. Çok güzel özetlediniz. Altına imzamı da atarım. Hakikaten doğru olan da o. Değer gördüğünüz yerde aslında siz de değerli hale getiriyorsunuz, sahip çıkıyorsunuz. En önemli kısım bu.
Şimdi hediye sigortanın başka bir yönü daha var. Spor, bilim, kültür, hatta tiyatro, sanat vesaire gibi sponsorluk verdiği yerler var. Belki bilmeyenler için ben tekrar edeyim. O kadar çok ki saymakta fayda var yani okuyarak. Birincisi Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Hatay Büyükşehir Belediye Kadın Basketbol Takımı, Kırşehir Spor, Denizli Spor, Tekirdağ Spor, Giresun Spor, Bandırma Spor, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Umurilik Felçleri Derneği, Bilim Kahramanları Derneği, Alışık Tiyatrosu, Akut. Ya ben bile bazen tabii unutuyorum söylerken. Çok şükür o kadar çok güzel işbirliklerimiz var ki. Yani tabii çok anlamlı şeyler Soner kardeşim bunlar. Ya biraz tabii şirketimizin kültürünü de yansıtıyor. Yani biz tabii Türkiye'nin şirketiyiz. Bir kere olaya öyle bakmak lazım. Türkiye'mizin her tarafını kucaklıyoruz. Hem kanallarımızda, iş ortaklarımızda hem de bu tür işbirliği projeleri. Tabii bu işin birçok tarafı var. Bir tarafı sosyal sorumluluk tarafı. Yani Türkiye'nin bugün geldiği noktada özellikle spor için söylüyorum. Sanat için de belki bunun benzer şeyleri söyleyebiliriz. Buralarda olmak lazım. Buralara sahip çıkmak lazım. Ülkemiz zaten ekonomik olarak belki zor günler geçiriyor. Ama bu tabii her tarafa yansıyor. Bizim işimize yansıyor, spora yansıyor, sanata yansıyor, bilime yansıyor. Dolayısıyla buralarda olmak lazım. Sponsorlara ihtiyaç var. Tabii sadece bu HD'nin görevi dediği tek başımıza yapacağımız sınırlı. Bu kadar yapabiliyoruz. Başka oyuncular da geliyor sağ olsunlar. Bizden ilham alarak diyelim. Orada rekabetle getiriyoruz. Ne oluyor? Spor kulüpleri sporcuların yanında, sanatçının yanında, bilimin yanında olmaya daha çok gayret gösteriyor. Bir işin bu tarafı var. Bir de işin tarafı belki soracaksın. Niye bunları yapıyorsunuz? Tamam ben Türkiye'yi kucaklıyorum. Her yerinde acentelerim var, iş ortaklarım var. Onları kırmamak adına da destek oluyorum. Lokal olarak destekler veriyorum ama işin öbür tarafında da tabii ki bir alışveriş var günün sonunda. Ben bunu işi sadece tek taraflı bir ilişki için yapmıyorum. Bana da katkısı var. Neden? Bir sürü güzel markayla, yerel veya ulusal markayla işbirliği yapıyorum. Bizim marka bilinimize de katkısı var. HDI Sigorta daha çok biliniyor, daha çok anlaşılıyor, daha çok takdir ediliyor. İşin tabii bu tarafı da var. Ama ben her çıktığım platformda bunu söylüyorum. Sonuçta sponsorluk da bir karşılıklı memnuniyet gerektiren bir şey. Yoksa biz hadi parayı verdik unutalım. Biz mutlu olduk, karşı taraf mutlu oldu, ben mutsuz olduysam bir anlamı yok. Bunu sürdürmek için de benim de mutlu olmam lazım sponsor olarak. Çok şükür bizim markalarımız bizi mutsuz etmiyor zaten. Eskiye göre hakikaten çok daha, nasıl söyleyeyim, verimli alışverişler yapıyoruz. Ama günün sonunda ne yapıyorsanız derseniz hem bir Türk vatandaşı olarak kendimizi sorumlu hissediyoruz. Birçok alanda ülkemize katkı yapmak istiyoruz. Bunun karşılığında da HDI Sigorta markasının da daha çok bilinmesine katkı sağlıyor. Fenerbahçe kaç seneden beri sponsorluk veriyor? Açıkçası ilk işimiz bizim işbirliğimiz Galatasaray'la. Galatasaray Spor Kulübü'yle 10 yıllık bir işbirliğimiz var. Ya bu da dile kolay. Yani ben bunu da çok önemsiyorum esasında. Türkiye'de 10 yıl süreyle veya daha üzeri süreyle çok az marka bildiğim kadarıyla var. Hele spor alanında. Sigortacılık sektöründe de çok şükür biz o anlamda uzak ara öndeyiz. 10 yıldır Galatasaray'la, bir 5 sene önce de Fenerbahçe'yle işbirliğine girdik. Model değişti belki ama son 2 yıldır, 3 yıldır özellikle Galatasaray tarafında erkek voleybol ve kadın voleybol. Fenerbahçe tarafında da bu sene işbirliğimizin modeli yine değişti. Erkek voleybol takımının isim sponsorluğuna döndük. Ama işbirliğimiz 5 yıldır devam ediyor. Galatasaray'la 10 yıldır. Diğer kulüplerle yine 3-5 senelik ilişkilerimiz var. Her tarafa dokunuyoruz. Ülkenin her tarafına ama her branşına da dokunuyoruz. Yani işte saydınız siz de voleybol var, basketbol var, handbol var, futbol var. Yani var da var açıkçası. Dolayısıyla her tarafı kucaklıyoruz. Sanat tarafında birkaç ufak dediğiniz gibi Alışık Kültür Merkezi, Sadri Alışık var. Çocuk oyunları var, Gülgeç Tiyatrosu. Başka gene projelerimiz var. Bilim insanları var, çocuklarımız var, LÖSE var. Yani ufak tefek Akut var. Bir sürü yere hakikaten dokunuyoruz ama dediğim gibi sadece bu alışveriş olsun diyedir. İşin sosyal sorumluluk tarafı da bizim için, bizim gibi duygusal ve hakikaten Türkiye'yi yansıtan bir sigorta şirketi için önemli şeyler bunlar. Konuşulacak çok şey var ama bence bir program daha yaparız gibi geliyor sizinle. Kısmet inşallah. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün sigorta toplantısında HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu'nu konuk ettik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Esen kalın.